Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar. Bir haftadır burada böyle bir sergiyle buraya bit pazarını kuran bir haftadır burada sergisini açan Çorumlu Kedi bu. Yani buyurun efendim. Gördüğünüz gibi kendine özgü boynunda askı tescilli plakasıyla. Çorum Saat Kulesi meydanına bu tarihi eserlerle adeta nur yağdırıyor. Evet. Hani eskiye rağbet olsa bit pazarına oldu, nur güzellikler oldu. Sayın valimize, sayın belediye işte ben olursa... bir tamamlasam buyurun. Güzel olacak. Hani diyorlar ya eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar diye. Sen de bir haftadır burada Saat Kulesi meydanına burada eskiye rağbet var. Nur yağdırıyorsun. Teşekkür ederim efendim. Şimdi evet böyle tescilli plakayla, boyun askısı plakayla, Çorumlu Kelibo tescilli markasıyla burada eski tarihi eserleri, eski ürünleri vatandaşa sunuyorsunuz. Bu konuda sizin de bir duygularınızı alalım mı? Ben duygularımı çok güzel alabilirsin. Evet. Çorum'da komutanın şunu bir sesini kıstır. Çorum'da kentsel dönüşüm var. Evet. Evlerden bütün... Biraz şöyle gelelim dedik. Oradan ters ışık geliyor. Görüntü biraz bozuk geliyor. Ha böyle daha güzel oldu. Evet. Çorum'daki eski evler yıkılıyor. Belediyenin inisiyatifi içinde. Bütün evet. Tarihi eserler kül oluyor, mahvoluyor. Ben o yıkımcılardan alıyorum bunları ben. Benim en büyük kaynağım onlar. Ben eve girdiğim zaman ağlıyorum ya. İnanırsanız... Esali ve canlısı orada bir eve girene düşünün ya. Bu evde ne insanlar yapmış? Evet. Ne yaşanmışlıklar var değil tabii, mi? Belediye anahtarı aldıktan sonra bir yıkımcıya veriyor. Evet. Ya da bir kepçeyle pat pat kırıyorlar. Irak'la Suriye'ye yakacak oluyor. Kentsel dönüşümde bizim en güzel anahtarımız heder oluyor. Heder. O enkazın altında bütün bu el emeği ürünler, daha önce o makineleşmeden o... önce yapılan ürünler tamamen, heba olup gidiyor değil mi? Heba olup gidiyor tamamen. Bu konuda o zaman biz size bir teşekkür borçluyuz. Hayır ben belediyeye teşekkür borçluyum. Sayın başkanıma. Biz de toplum olarak size teşekkür borçluyuz. Ben bunu istiyorum. Arkadaşım bunları alıp da bir yere toplayın. Gelin yarın bulamayacağız onları. Evet. Beni buraya kabul eden belediye başkanına, sayın valimize hepsine teşekkür ediyorum. Bir. Çok güzel bir şey, harika bir şey. İnsanlar geçmişinden buluşuyorlar. Güzel insanlar geliyor. Hep gülümsüyoruz günümüzde. Evet. Ay benim babamın da vardı canım. Babamın böyle bir şey. Diye çok duygu. Hanımefendi hoş geldin. Çık. Evet. Hoş geldiniz efendim. Tabii bunlar eski... Kaynanamın da vardı diyor. Bak az önce senin söylediğin Libo'dayı evet. Ben babamın da vardı. Dedemin de vardı. Şu anda televizyona çıkacaksınız zaten. Evet. Bu Kelibo markası nereden geliyor? Kelibo markası 75 yıldan geliyor. Tembellik hür insanı. Evet orada gördüm. Hür adamı esir yapar. Ben çalışıyorum. 75 yaşındayım. Çok mutluyum. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi ben... tescilli plakasıyla. Hayır. Evet. Ben çok mutluyum. 75 yaşındayım. Bak bir çıkılıyorum.
çalışıyorum. Burada oturan insanlar diyorum ki belediye size para verecek, ağaç dikerim misiniz diyorum, gitmiyorlar. Ben çalışıyorum, ben mutluyum. Herkes de benim bir çalışsın, mutlu olsun. Peşinden bunu verebilir misin? Evet, onu... Bak, aynı zamanda gençler de tanıyor seni. Bana bak bu dayı ya. Dayımı tanımayan nasıl çok da. Öldürmeyelim ya kimseyi, herkes yaşasın. Dayımı tanımayan ölsün diyor. Ya buraya bu emeğe geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Yeni gelen sayın valimize. Güzel. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Herkesin çöp attığı şeyi ben burada antikada yıkatıyorum. Buna da mutlu olsun. Sağ olsaydı. Ah sağ olsaydı kelimesini söyleyebilir miyim? Baba baba gitmiş zaten. Evet. Gitmiş. Ay babam annem. Resimleri niye bana satıyorsun? Evet. Az önce bir ifade kullandınız. Kaç yıldır bu işi yapıyordunuz? Ben 40 yıldır yapıyorum. Bu merak nereden sardı? Bu merak bana belediye bir dükkan verdi, yine aldı elimden, ondan sardı. Yani bu eski eşyaları böyle. Eski eşya, hayatım benim bu ya, eskiyim ben. 75 yaşındayım, sağlıklıyım, çalışıyorum ama ne olur. Herkes de çalışsın. Hayata küsmeyin, ne olursunuz. Sigara içmeyin. Öbürüne ben karışmam, ne yaparsınız? Sadece sigara içmeyin, ona karışırım. O haricine karışmam diyorsunuz. Hayat çok güzel. Çalışacak, evet. Üzerim ağrıyor, başım ağrıyor, yok. Çalışacaksak yok demiyor. Şöyle gelelim, buradan güneş ters yönden geliyor. Görüntümüzü bozmasın. Senin şu güzelliğin, gül cemalin ekranlara güzel yansısın. Şimdi gülersiniz de ben direklerim var. Evet, bütün ne istiyorsanız söyleyin. Sayın valimize bir yazı yazdım ben. Evet, onu da alacağım birazdan. Verdim. Altı belediye başkanımıza. Bu işe emeğe getirdik, gene çok teşekkür ederim. Halkımdan bizi buluşturuyor ya. Bütün etkinlikler, en azından evdeki eşyalı kıymetli biliyorsunuz. Bütün etkinlikler bana satmasınlar. Bana satmasınlar. Evleri muhafaza etsinler. Evinde muhafaza etsin. Vay annemin varı be. Ben lambayı kırdım mı annem beni dövdü mü? Ben duygulanıyorum şimdi. Lambayı kırınca annesi dövmüş. Onun da gelebilir mi? Daha güzel. Hatıralar canlanıyor değil mi? Bak herkes duygulandı şu an. Merhaba. Tabi herkesten var bir parça burada. Hadi herkes orada. Hoş geldin. 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 Hoş geldin
arkadaşımız da buna gelmiş. Bunun için gelmiş. Evet. Para sen önemli değil. Evet. Elindeki kaybetme şairi düzeyiz. Vatandaşa vermek istediğin bir mesajın var. Basın çok zayıf kalıyor basın. Yerel gazete, hakimiyet, kim varsa hepsi basitçe. Yani beni çekmediği için söylemiyorum. Güzel bir resimle çekemiyorlar. Geldiklerinden hoş bir şey çekmiyorlar. Güzel şeyler çeksin. Bu eşyalarla ilgili. Hayır. Son olarak söylemek istediğiniz, vatandaşa vermek istediğiniz mesaj. Ben vatandaşa ne olursunuz eskilerinizi kaybeder. Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Tembellik hür adamı esir yapar. Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Evet. Annen baban tabağı nerede? Annen baban kazacağı nerede? Annen baban tabağı nerede? Bakırı nerede? Sattık. Sınır aldım işte. İlk yerden. Bugün geri dönmek çok zor. Ne olur kendiniz aklınız başını alın. Evimizdeki eskilerini satmayın. Elinizde tuttum ya. Babanız annenizle hadi yara olsun. Hiç değilse kendiniz muhafaza edin diyorsunuz. Tabii canım ne güzel bir şey yani. Dünya güzel yani. İbo dayı teşekkür ediyoruz biz sana. Evet sevgili izleyenler. Yaklaşık bir haftadır Saat Kulesi meydanına neredeyse nur yağdıran Çorumlu Kelibo dayıyla Ankara'ya kışa söyleşimiz oldu. Kapadokya'ya, Eskişehir'e, Kapadokya'ya. Türkiye'nin her yerinde ben varım. Gidiyorsun. Tabii ve bu tescilli plakada bu şekilde duruyor. Bunu belediye başkanıma gönderiyorum. Gittiğin yerler. Evet, o ağır o. Teşekkür ediyoruz. Makaslamayın burayı. Yok. Sayın belediye başkanıma selam söylüyorum. 2 gün önce resim çektim. Selam o tescilli bir marka. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Çorum Saat Kulesi meydanından sizlere seslendik. Çorum Saat Kulesi meydanına bir haftadır hani başta da söyledik. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar diyorlar ya. Artık eskisi gibi o söz geçerliliğini korumuyor. Gördüğünüz gibi Çorum Saat Kulesi meydanına Çorumlu Kelibo bir nevi eskileriyle nur yağdırdı.